Sokakta gördüğün insanlardan aman sana yardım edeceğim, dualar edeceğim, aman dur elini ağır ablacım, teyzecim, seni evine kadar geçireyim tütütü diyenlere hiç güvenmeyeceksin. Hele evinizin içinden, kapınızın içinden, önünden almayın, adım attırmayın. Zira bakın neler yaşanmış. Ağzından, gözünden artırdığın birikimlerin bir anda yok olunca ne hissetmezsin? En çok da dini duygularımı benim. O üzgün, yıkık, sokaklarda simit satan eşi şoktaydı. Emeğimiz gitti yani boşu boşuna. Gülizar Elçi'yi sana dua edeceğiz yalanıyla kandıran vicdansızlar yaşlı çifti beş parasız bıraktı. 6 katlı bina başıma uçtu. Ben 6 yaşımda çocuğumu bıraktım da çalıştım ya. İstanbul Fatih'te önceki gün akşam üzeriydi. İddiaya göre Gülizar Elçi pazarda alışveriş yapmış, evine doğru gidiyordu. Tam da o anda 4 kadın onun yanına geldi ve kendisine yardım etmek istediklerini söyledi. 4 kadın abruku yaldı beni. Türlü türlü laflarla yordular beni. Yorgundu, süslü cümlelerle kafası karıştı. Şüpheliler işte bu cümlelerle onu ikna etmeyi başardı ve eve geldi. Şimdi sırada altınları çalmak vardı. Kim kime dedim 5 kuruş veriyordu. Siz bana getirdiğiniz altın veriyorsunuz. İddiaya göre biri sohbet arasında yan odaya kaçtı. Yaşlı kadın onlar gidene kadar başına geleni anlamadı. Yanlarında getirdikleri çayları göremediği an dünyası başına yıkıldı. Bu çayı götüren bu evden bir şey götürdü. Bir tanesi yatak odasına girmiş galiba dedim. Sonra ben de bir bak dedim. Bir açtım, ne yapacağımı şaşırdım. Altınlar buradaydı. Buradaydı. Bunun içindeydi. Ben çıkardım da bakınca artık benim kıyamet koptu. 15 yıldır biriktirdikleri yaklaşık 200 bin liralık altınlarını kaptıran çift karakola gidip şikayetçi oldu. Engelli çocuğumu evlendirsem şimdi evimde bir kuruşum kalmadı. Cesarete bak, evine giriyor, bir de yan odaya gidiyor. Ha, yan odaya gitti diyelim, sen oradaki altını nereden buluyorsun? İşte o arada o ablamı nasıl oyalıyorlar yani? Evine gelen 2 kişiden birinin yokluğunu fark etmez misin? O kadar yaşlı da değiller. 4 kadın Ebru. Dolayısıyla çay vesaire konuşuyor, bak biri ne diyor. Biri mutfağa giriyor, kafa karıştırıyorlar. Türlü yani laflarla beni yordular artık, evet diyor yani. Ve dini duyguları sömürme, evet işte vesaire vesaire falan. Biri bir şey anlatırken öbürü bir hareket yaptı. Öbürü çay getirirken öbürü odaya kaçtı vesaire. Bir vesaire de yani hani az çok anlayabilirsin. Böyle profildeki arkadaşlar, abiler, ablalarımızın hani o birikimlerini nerede, ne şekilde, nasıl sakladıkları ya da gizlediklerini ya da bir yerde tuttuklarını az çok anlayabiliyorsun. Bir de soruyorlar da, sorup anlatanlar da var, evet, biliyorsun. O haberleri de vermiştik maalesef. Çok dikkat ediniz. Yani vallahi bak, dini duygularla sömürmüşler. Vicdani duygularla sömürüyorlar. Sana yardım edelim, ver ablacığım eve götürelim falan filan diye 4 tane kadın 15 yılda biriktirdikleri 200 bin lira uçtu altınları gitti. İnşallah tez zamanda abim bulunur. Abim simit satarak kazanmış o parayı. Evet. Düşün yani. Kuruş kuruş. Gecenin, gündüzün, kışın, biraz ayazında, soğuğunda. Biraz vicdanları varsa alıp geri getirirler. Vicdanı olsa bunu niye yapsın ki Ebru? Aynen öyle.